Mardin'in yüreği de işte ovalar gibi geniştir. Gerekirse bir dostu için çıkarıp yüreğini bir elma verir gibi dostuna verebilir. Şehir gibi bir şehirdir Mardin hocam. İşte başlıca sorunlar bunlar. Şu çocuklar bazen ne kadar acımasız olabiliyorlar? Efendim? Çocuklar diyorum. Bazen gerçekten çok acımasız olabiliyorlar. Az önce 11 F'nin önünde bazı öğrencileri gördüm. Şu yeni gelen çocukla dalga geçiyorlardı. Fırat'la mı? Hı hı. Zavallı. O kadar bozuldu ki yüzünden belliydi. Beyler, üçüncülük şulenin. Hakkını yemeyelim kızım. Şu bacak birincisi de artık değilsin be kardeşim. Ya yürü git be oğlum, sen bu işten anlamıyorsun. Şşş, sıra en güzel saçlar. Evet, birinci kim? Özgür ve doğal rengiyle. Tabii ki. İkinciliği de şuna verelim abi. Olur, o bana uyar. Yok bir şey dedim ya. Ya ne oldu, anlatır mısın? Gamze sevgilisinin ilgisini çekebilmek için bana yakınmış gibi davrandı. Elif de baş başa yakalayınca ikimizi, Gamze'nin istediği oldu. Beş para yetmez bir kızdan ne beklersin ki? Böyle harcar işte seni. Nihayet gerçekleri görmeye başladım Barış. Kime mesaj çekiyorsun? Kuzenime. Ne yapıyorsun ya? Sana güvenmeye çalışıyorum. Bak şimdi en güzel saçları okşamaya gidiyorum. Ne haber Büşra? İyiyim Uza, senden ne haber? Hadi yine iyisin. Okulun en güzel saçlı kızı seçtik seni. Dokunma. Dokunma bana! Dokunma! Ben ne yaptım şimdi abi ya?